Evet, şu an gerçekten ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Terazinin her iki kefesinde de gizemli, bilinmeyen bir kütlemiz var ve ben bu gizemli kütlenin y kadar bir kütleye sahip olduğunu söylüyorum. Buradaki cisimlerin hepsi aynı kütleye sahip. Bu yüzden hepsinin üzerine y yazdım ve ayrıca terazinin her iki tarafında birer kilogramlık küçük kütlelerim var. Ama şimdi ilk yapmamız gereken şey bu durumu cebirsel olarak ifade edip edemeyeceğimizi bulmak. Terazinin her iki tarafında birer kilogramlık küçük kütlelerim var. Şimdi basamak basamak giderek gizemli kütlenin, gizemli bilinmeyen kütlenin tam olarak ne olduğunu, ne kadarlık bir kütle olduğunu anlamaya çalışacağız. Ama şimdi ilk yapmamız gereken şey bu durumu cebirsel olarak ifade edip edemeyeceğimizi düşünmek. Bu tarafta 3 tane y kütlesi ve 3 tane de küçük kutu var. Ve toplam kütle, bu tarafın toplam kütlesi, buradaki y ve küçük kutuların kütlesine eşit. Sanırım bu tarafta 7 kutum var, değil mi? Evet. Şimdi buradaki toplam kütlenin ne olduğunu bir düşünelim. Y kütlesine sahip 3 tane kutumuz ve 1 bir kilogramlık, birer kilogramlık kütlelere sahip 3 küçük kutumuz var. Küçük kutular toplamda ne edecek? 3 kilogram. Bu tarafta ise y kilogram kütleli bir kutumuz var. Yani 1y değerinde bir kütlemiz var. Aslında 1y olarak yazabilirim ama gerek yok. y ile 1y aynı şey değil mi? Yani y kilogramlık bir kütlemiz var ve 7 tane de küçük kutumuz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yani sağ tarafta y artı 7 kilogram değerine bir kütle mevcut ve bu iki kefe iki kefe denge halinde. Yani şu an terazimiz dengede. Buradaki toplam kütle diğer taraftaki toplam kütleye eşit. O zaman buraya eşittir işareti koyabiliriz ve bu güzel bir başlangıç noktası. Şimdi buradaki durumu gerçek yaşamda da mutlaka yaşamışsınızdır. Mesela bir kuyumcuya gittiyseniz mutlaka bir şeyler tartmak zorunda kalmışsınızdır ama tahminen bunu cebirsel olarak ifade etmek zorunda kalmadınız. Neyse şimdi yapmamız gereken şey şu, yapmamız gereken ikinci şey şu. Mantıklı basamaklar bulmak. Bu ne demek? Şimdi bu eşitliği birazcık olsun sadeleştirmeye nasıl başlayabiliriz? Düşünmeniz için size birkaç saniye vereyim. Mesela, neden her iki taraftan da üç tane sarı kutuyu kaldırmayalım diye düşünebilirsiniz ve bu tamamen geçerli bir yol olur. Ya da, ya da neden her iki taraftan da y kütleli kutulardan birer tane kaldırmayalım ki diye de düşünebilirsiniz ve bu da mantıklı bir yoldur. Ve bu ikisini istediğimiz sırayla yapabiliriz. İster önce küçük kutularla başlayabiliriz, ister y kütleli kutuyla. O halde iki yoldan birini seçelim. Mesela her iki taraftan da y kütlelerini çekelim. Ama eğer Y kütlelerini bir tarafta toplamak istemiyorsanız her iki taraftan da bir Y kütlesini silebiliriz. Eğer sadece bir kefeden bir Y kütlesi kaldırırsak bu denge halini bozar. Terazimiz denge halindeydi. O zaman ne yapıyorum? Her iki taraftan da birer Y kütlesini kaldırıyorum. Peki bunu cebirsel olarak nasıl ifade ederiz? Her iki taraftan da birer Y kütlesi kaldırdığıma göre sol taraftan 1y ve sağ taraftan da yine aynı şekilde 1y çıkarırım. Yaptığım şey tam olarak bu. Bu koca y kütlelerinden bir tanesini çıkarmak. Bu kütlenin değerini bilmiyorum ama sadece uzaklaştırıyorum. Peki bu durumda sol tarafta ne kalır? Bunu buradan matematiksel olarak çıkarabilirsiniz. Eğer bir şeyden 3 tane varsa ve bir tanesini alırsam geriye o şeyden 2 tane kalır. Yani bu durumda elimde 2y kalıyor. 3 tane vardı ve bir tanesini çıkardığım zaman, ortadan kaldırdığım zaman 2 tane kaldı. Ve bu kefede hala 3 küçük sarı kutum var. Sağ tarafta bir tane y var. Onu da uzaklaştırdığım zaman artık elimde sağ tarafta y kütlesi kalmaz. Ama gördüğünüz gibi sağ tarafta hala 7 kutu var. Küçük kutulardan. Yani küçük birer kilogramlık kutulardan. Ve şimdi, terazinin her iki tarafından aynı kütleyi kaldırdığımdan dolayı, terazi hala denge halinde. Önceden dengedeydi. Sonra her iki taraftan da aynı kütleyi aldım ve terazi hala dengede. Yani bu iki ifade birbirine eşit. Son videoda gördüğümüz şeyle aslında birazcık benzer gibi görünüyor. Ama bu noktadan sonra ne yapacağız? daha fazla sadeleştirmek ya da daha iyi bir hale getirmek için bu noktadan sonra ne yapabiliriz? Bunun üzerine biraz düşünün. Sol taraftaki y değişkenini yalnız bırakabiliriz, değil mi? Evet, eğer buradaki 2y'yi sol tarafta yalnız bırakmak istiyorsak ne yapacağız? En iyi yol bu 3 kutuyu diğer tarafa atmak. Evet, eğer buradaki 2 yay sol tarafta yalnız bırakmak istiyorsak en iyi yol en iyi yol bu 3 kutuyu diğer tarafa atmaktır. Şimdi bu taraftan bu 3 kutuyu kaldıralım. Ama denge halinin devam etmesini istiyorsak sadece bu taraftan kaldıramayız. Bu kefeden de kaldırmamız gerekiyor. Bu 3 kutuyu bu taraftan da kaldıralım. Yani sol taraftan 3 kutu çıkarırken sağ taraftan da 3 kutu çıkaralım. Ve son durumda sol tarafta sadece 2 tane y kütleli kutu kalır. Yani toplam kütlemiz 2y. 3 eksi 3, 0'dır. Gördüğünüz gibi bu kefede sadece 2 tane y kütleli kutu kaldı. Sağ taraftan da 3 kutu çıkardık ve 4 tane kutu kalmış oldu. Yani 2 tane y kütlesi 4 kilograma eşitmiş. Her iki tarafa da aynı işlemleri uyguladığımız için terazi hala dengede. Peki, şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Bu eşitliği aklınızdan bile çözebilirsiniz. 2 çarpı bir şey eşittir 4. Ama önceden yaptıklarımıza sadık kalmak istiyorsanız, bunun üzerine biraz düşünün. Elimde iki tane şey var ve bunlar başka bir şeye eşit. Peki, her iki tarafı 2 ile çarparsak ne olur? Düzeltiyorum, 2 ile çarparsak değil, her iki tarafı da 1 bölü 2 ile çarparsak ya da başka bir deyişle 2'ye bölersek ne olur? Eğer bu tarafı 1 bölü 2 ile çarparsam, yani kütlelerin yarısını alırsam, ki bu durumda elimdeki kütle yarıya iner, bu tarafta sadece bir kutu kalır ve buradaki kütlenin de yarısını alırsam, bu kefeden iki kutu çıkarmalıyım. Yaptığım şey her iki tarafı da 1 bölü 2 ile çarpmak ya da başka bir deyişle her iki tarafı 2'ye bölmek. Ve bu durumda sol tarafta sadece y kütlesi kalmış oldu. Sağ tarafta ise 4 bölü 2, yani 2 kutu kaldı. Terazi hala dengede olduğundan dolayı buraya bir kez daha eşitlik işaretini koyabiliriz. Çünkü her iki tarafa da aynı işlemleri uyguladım. Sol tarafta ne varsa onun yarısını aldım ve sağ taraftaki şeylerin de aynı şekilde yarısını aldım. Bildiğimiz gibi terazi önceden dengedeydi ve şu an hala dengede. Çözülmesi o kadar da kolay olmayan ya da ilk bakışta kolay görünmeyen bir soruyu çözmüş bulunuyoruz. Tebrikler. Yani gizemli Y kütlesinin 2 kilogram olduğunu bulduk. Demek ki cebir gerçekten keyifliymiş. Bir kere bu noktaya geldikten sonra şimdi geriye dönüp orijinal problemin mantıklı olup olmadığını düşünebilirsiniz. Şimdi orijinal problemin gerçekten mantıklı olup olmadığını bir düşünelim. Bunu yapmanız için sizden ufak bir hesap yapmanızı istiyorum artık y kütlesinin 2 kilogram olduğunu biliyoruz. Peki sorunun başında her iki taraftaki toplam kütle ne kadardı? Şimdi hesaplayalım. Bu kutu 2 kilogram. Morla yazalım. Bu kutu 2, bu da 2 ve son olarak bu kutu da 2. Yani sol kefede 6 kilogram artı 3 kilogram varmış. Bu da toplamda 9 kilogram eder. Ve sağ tarafta ise 7 kutu ve 2 kilogram var. 7 artı 2, 9 kilogram eder. Terazinin her iki kefesinde de 9 kilogram olduğundan dolayı sistem dengedeydi. Sorumuz mantıklıymış.